Olay 2 Ağustos Cumartesi gece saat 1 sıralarında meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde sıcak su borusu patladı. Borunun patlamasıyla yeni doğan yoğun bakım ünitesi olarak kullanılan bölümün tavanı çöktü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan 8 bebek itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilmişti. Ama kuvözde tedavi gören yeni doğan prematüre bebek Karan nakledildikten sonra hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı olayın ardından ölen bebeğin ailesi konuştu. Anne Şentürk, "Olay gününe kadar benim çocuğumda herhangi bir sıkıntı yoktu. İlk gün çocuğum gece kendi başına nefes almakta zorlandığı için entübe edildi. Benim çocuğumun ciğerlerine nakliye sırasında kan doluyor. Bu da hastaneden kaynaklı bir şey yani. Ne aranıp özür dilendi, ne bir başsağlığı dilendi. Ben ne yollarla bu çocuğu elde ettim ve hastanenin belki de ufak denilebilecek kadar ihmalkarlığı yüzünden benim çocuğum şu anda hayatta değil. Ben küçücük çocuğumu toprağa gömdüm," diye konuştu. Baba Turgut Şentürk ise, "35 yaşımda bana böyle bir acı yaşattılar," dedi. 35 yaşında bana böyle bir acı yaşattılar yani.